arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün balkonumda takı çalışması yapacağım. Mirki küpe, size Mirki tekniğiyle çalışma göstereceğim. Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Mirki boncuklarla tuğla tekniğiyle yapacağım küpe. Bu şekilde kullanacağım malzemeler, buradaki renklerin farklı renkleri olacak. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. 4 renk Mirki boncuklarımız. Gümüş, lacivert, parlament mavi de denebilir, beyaz ve açık mavi. Mirki ipimiz orijinal Mirki naylon ipi, 2 telli ve iğnemiz 16 numara, şöyle 16 numara boncuk iğnesi. Aparatlarımız küpe aparatı ve Mirki'den geçecek halkalarımız, karga burun pense ve makas. Şimdi ipi keserek başlıyorum. Taktığım ipi 120 santim uzunluğunda kestim. Çünkü ip ilavesi yapmak istemiyorum. Şöyle şu kadar bir uzunluk tamamını yapmaya yetecektir. Şimdi boncuklarımı da biraz örtünün üzerine boşaltıyorum. Bir gümüş, bir lacivert, bir gümüş alarak şu şekilde İpin ucuna doğru geliyorum. Burada biraz ipi fazla bırakıyorum. Ve şu şekilde ilk yaptığım boncuğun içinden geri dönüyorum. Böyle. Ve boncuğun ipini iyice çekince şöyle iki gümüş kenarda, bir lacivert de yanında bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Ve burada iki defa ipimi birbirine bağlıyorum. Şöyle aradan geçirerek. Daha sonra bu kalan ipi boncukların arasından geçirerek kaybedeceğim. Şimdi burada tekrar elime iğnemi alıyorum. Ben iki sırayı birlikte götüreceğim için şu anda yaptığım sıra benim. Şöyle gösterirsem bir gümüş, şurada sarı renk, bende gümüş renk olacak. Bir gümüş, üst sıranın gümüşü ve üst sıranın yeşili. Şu üçlü kombineyi yapmış oldum. Şimdi yan yana gümüş ve lacivertle devam edeceğim. Bunun için sırada hangi boncuk varsa modelime bakarak devam ediyorum. Model yerine siz çizimlerde kullanabilirsiniz. Şu anda ipim, şöyle göstereyim, gümüşün hizasında. Bir tane gümüş alıyorum ve şuradaki lacivertin içinden üste doğru gidiyorum. Bu şekilde. Böyle lacivert ve gümüş olarak devam edeceğim. Şimdi sırada ikinci sıranın yeşili, burada yeşil, bende lacivert. Laciverti var. Hemen lacivertin yanına lacivert boncuk koyarak şöyle gümüşün içerisinden dönüyorum. Yani gümüşler ve lacivertler yan yana gelecek ve döndürüyorum. Yaptıkça şöyle ipimden tutuyorum. Şimdi sırada ne var? Gümüş var. Gümüşü takıp lacivertin içinden geçiyorum. Bu şekilde ipimi hiç döndürmeden de aynı yerden devam edebilirim. Şimdi sırada ne var? İpimin çıktığı yerde lacivert olduğu için lacivert takıp gümüşün içinden
geçiyorum. Şimdi son gümüşü de takıyorum. 7 adet gümüş olacak. Şimdi burada bir gümüş, son gümüşü taktım. Şimdi lacivert koymayacağım. Artık gümüşün köşe kısmına denk geldiği için bir gümüş koyarak şöyle alttaki iki sırayı tamamlamış oldum. Burada ipimi şöyle üçgen çıkıp dönebilirim. Şuradan yandaki boncuğun içinden üstteki boncuğa çıkıyorum. İlk sırada böyle yapınca daha sağlam oluyor. Ve lacivertin yanındaki boncuktan dönüyorum. Ve sondaki gümüşün içerisine giriyorum. Burada bir ipi döndürerek çıkmam gereken hedefteki boncuğun üstüne gelmeye çalıştım. Bu şekilde. Şimdi başlarken daima iki boncuk birden alınıyor. Şimdi benim ilk iki sıram daima gümüş ve lacivertle gideceği için bir gümüş bir lacivert alıyorum. Artık tuğla tekniğine geçiyorum. Tuğla tekniğinde şu ilk gümüşün yanında ip var. Şu ipin içerisinde tekrar göstereyim. İpin çıktığı boncuğun yanında şöyle görülen ipler var. O ipin, ilk ipin içinden iğnemi geçiriyorum. Ve elimle boncuğu düzeltip yerine oturtuyorum. Şu şekilde. Böylece yerine oturmuş oldu. Lacivert boncuğun üzeri içinden alttan üste doğru geçip ipi üste alıyorum. Daima ipimin üste kalması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi sırada modele bakıyorum. Üçüncü sırada araya beyaz geliyor. Lacivertten sonra bir tane beyaz alıyorum. Ve lacivertin yanındaki ipin içinden geçiyorum şu şekilde ve ipi çekiyorum, alttan girip üste doğru çıkıyorum. Burada son iki sıra kalıncaya kadar beyazla dolduruyorum. Beyaz alıyorum, ipin içinden geçiyorum. İpin ucu düğümlenmesin diye de dikkat etmek lazım. Şöyle. Ve tekrar bu beyazın içinden üste doğru çıkıyorum. Beyaz boncuktan 5 tane yapmam gerekiyor. Onun için yapmaya devam ediyorum. Şöyle. İçinden çıkıyorum beyazın. Çekerken ipi tutmak lazım. Değilse biraz düğümlenebiliyor. Şimdi bu son beyazı da yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi sırada bir tane lacivert var. Lacivert boncuğumu alıyorum. Lacivertin üstüne denk gelen ipten geçiriyorum. Ve alttan üste çıkıyorum. Şimdi köşedeki gümüş boncuğumuzda sıra geldi. Gümüş boncuğu koyarken farklı bir şekilde şu en sondaki gümüşün içinden alta doğru geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi köşeye geldim. Üçüncü sırayı da tamamladım. Buradaki işlem şöyle
Bu alttaki bir beyaz gümüşle üstteki gümüşün arasında ip var. O ipin içine şöyle giriyorum. Tekrar göstereyim. İpin çıktığı yerden hemen iki boncuğun arasındaki ipin içine giriyorum. İpimi şöyle sıkıştırıyorum. Orada ipi bir döndürmüş oluyorum ve geri iki boncuğun içinden üstteki gümüşün içerisine çıkıyorum. Bu şekilde. İpimin üste gelmesini sağlamış oluyorum böylece. Hedeflediğim boncuğun içerisindeyim. Daima ilk başta ikişer tane alıyorum. Hep ilk iki sıram bir gümüş, bir lacivert. Dördüncü sıranın dört tane mavisini yaptım. Şimdi sırada çerçeve beyazın takı yapılmasına geldi. Dört maviden sonra bir tane beyaz takıyorum. Beyazın içinden geçiyorum. Ondan sonra da bir lacivert, bir gümüşlen dördüncü sırayı da tamamlıyorum. Şimdi laciverti takıyorum. Şöyle elimle de oturtturuyorum düzgün olsun diye. Bu şekilde çekiyorum. Son gümüşü de yapıyorum. Son sırada daima iğneyi şöyle tepeden batıyorum. Ve şöyle döndürdüğüm zaman şu ipin çıktığı yerdeki iki boncuğun arasındaki İpe doğru iğnemin ucuyla gidiyorum ve ipimi orada alttaki ipe dolamış oluyorum ve iki boncuktan tekrar üste doğru çıkıyorum. Başlama artırma sıramız zaten bir gümüş bir lacivert olarak her sırada olduğu gibi devam ediyor. Şimdi artırma sıralarının sonuna geldim. Şu ortadaki göstereyim. Ortadaki tek bir boncuk var. Onun olduğu sıradayım ve bu sırada artırmayı bitirdiğimde eksiltme işlemine geçeceğim. Şimdi bunun için yine başta gümüş ve lacivertimizi alıyorum. Normal başlama işlemine devam ediyorum. Bu şekilde.
düzeltip içinden geçiyorum. Şimdi beyaz var. Çünkü gümüş, lacivert, beyaz çerçeve halinde gidiyor. Beyazdan bir tane alıyorum. Lacivertin yanına beyazı takıyorum. Ondan sonra mavileri koyarken 3 mavi, 1 gümüş, 3 mavi yaparak bu artırma sırasını ve göz şeklini vermiş olarak tamamlayacağım. Şimdi maviden devam ediyorum. Şöyle bir tane mavi alıyorum. Beyazın yanına hemen 3 tane maviyi sıralayacağım. Mavileri yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada mavilerin ortasına gelecek şekilde bir tane gümüş yerleştiriyorum. Aynı teknikle yapmaya devam ediyorum. Şimdi 3 maviyle devam edeceğim. İkinci, üstten ikinci boncuğun yanında onu şöyle yana doğru çekiyorum ve şu lacivertin içinden beyazın içine çıkıyorum. Bu şekilde. Çıktıktan sonra şu lacivertten tekrar beyaza, lacivertten tekrar iniyorum. Şu şekilde. İlk beyazın içinden çıkıyorum. Buranın biraz daha sağlam olmasını istediğim için. Lacivertten alta iniyorum. İpi burada biraz göstermeden sağa sola döndürme işlemini yapıyorum. Şu ikinci lacivertin de içinden geçtim. Benim hedefim şuraya çıkmak. Eksiltme yapacağım için yanındaki beyazdan tekrar lacivertin içerisine çıkıyorum. İpi birkaç defa boncukların içerisinde turlatmış oldum ve döndüğüm yerler hiç belli olmadı. Şimdi her zaman yapıldığı gibi ilk başlarken iki tane boncuklan ve benim de ilk iki sıram gümüş ve lacivert olduğu için gümüş ve lacivertten alıp lacivertin yanındaki ipten tuğla tekniğine devam ediyorum ve elimle şöyle sıkıştırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir tane içe geçmiş oldum ve eksiltme sıralarına gelmiş oldum. Burayı iyice düzeltiyorum. Boncukların yönü hep yukarı bakacak şekilde olacak. Şu şekilde çıkıyorum. Ve artık burada bir beyaz ve mavileri yaptıktan sonra bir beyaz, bir lacivert, bir gümüş diye yaptığım işlemlerin simetriğini devam ediyorum. Eksiltme sırasında olduğum için mavileri yaptım. Şimdi beyazı, beyazın bir sıra içinden yapıyorum. Bu şekilde kenar çerçevesi oluyor. Nazar boncuğu küpemizin. Laciverti yapıyorum. Şöyle bir sıra içeriden. Şimdi dıştaki gümüşe geldim. Gümüşü de şu şekilde yapıyorum. Ve burada iğneden üste çıkmadan önce şöyle çeviriyorum ve ipimi içe alıyorum. Burayı tekrar göstereyim. Normalde yaptığımda üste doğru çıkmam gerekirken nazar boncuğunu çeviriyorum şöyle ve buradaki beyaz gümüşün değil de lacivertin içinden üste çıkıyorum. Böylece eksiltme işlemini yapmış oluyorum. Şu şekilde. İpim şu beyaz gümüşün içinden değil de lacivertten çıktı. Şimdi şöyle bir daralma oluyor. Yine her zaman yaptığım gibi bir gümüş bir lacivert yapı alarak lacivertin üstündeki beyaz ipten geçiyorum.
Eksiltme sıralarından beyaz çerçeveyi tamamladım. Şimdi bir gümüşlen dönme sırasını yapıyorum. Dönmeyi şöyle elimde döndürüyorum, ipi de sıkıştırıyorum ve lacivertin içerisinden çıkıyorum. Şimdi lacivert sırasını tamamlayacağım. Yine bir gümüş, bir lacivert alarak işleme devam ediyorum. Bu şekilde. Daima bu baştaki boncukları da iyice yerine oturtmak gerekiyor. Son sıraya geldim. Burada artık 7 tane gümüşle bitireceğim. Onun için başlarken 2 tane gümüşle başlıyorum. Çünkü başlangıçta 2 boncuk alıyoruz. Şimdi bu sıra hep gümüş olacağı için 2 gümüşten başladım ve gümüşten tekrar üste doğru çıkıyorum. Bu şekilde gümüşleri yapıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi diğer ipi takıp onu da aralardan geçireceğim. Başladığım ipi de iğneye taktım. Onu da şöyle boncukların arasından geçirip sıkıştırıyorum. Daha sonra bir sökülme falan olmasın diye. Şöyle tekrar bir de üste döneyim. Yani ip gezdirdiğin yerler belli olmayacak. Bu şekilde ve bunu da kesiyorum. Şimdi buna halkayı takacağım. Diğer küpeyi de yapmaya devam edeceğim. Halka aldım. Arasını biraz açtım. Küpe aparatının halkasından da geçiriyorum. Bunu da geliyorum Miyoki'nin şurada köşedeki boncuğun, tepedeki boncuğun içerisinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Üst üste getirmiyorum halkayı. Sadece yan yana sıkıştırıyorum. Şöyle Miyoki küpemizin bir tanesi tamamlandı. Aynı işlemi diğerini yapıncaya kadar devam edeceğim. Küpenin diğer tekini de bitirmek üzereyim. Şimdi son sıranın gümüş renklerini yapıp tamamlayacağım. Daima başta ikişer tane alıyoruz ve oturtuyoruz yerine. Bu şekilde. Boncukların arasından birkaç kez gezdirdim ve şimdi arada bir küçük düğümünü atıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Bir iki boncuğun daha arasından geçtikten sonra kesiyorum. Böylece sağlamlaştırmış oluyoruz
iplerin çözülmesini engellemiş oluyoruz. Evet, şimdi ipimizi kesiyorum. Diğer ipi de kesip halkaya takacağım. Şimdi diğer küpe aparatını alıyorum. Halkanın arasını açmıştım. Yine şöyle en tepedeki Miyuki boncuğun içerisinden geçiyorum. Şöyle biraz daha arayı açayım. Şuradan şöyle. Bu ince tel olduğu için rahat geçecek. Ve sıkıştırıyorum. Üst üste getirmiyorum. Sadece iki halkanın uçları birbirine denk gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Miyuki tuğla tekniğiyle yaptığım küpeleri tamamlamış oldum. Tülin'in mutfağında bugünkü çalışmam Miyuki nazar boncuğu küpelerde. Şimdi küpelerin yapımını tamamladım ve şöyle takıyorum. İnsanın kendi yaptığı el emeğiyle yaptığı işleri takması çok zevkli oluyor. Bu şekilde. Gözlük ucumu da daha önce yapmıştım. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. Bundan sonra ara ara Tülin'in mutfağında böyle takı çalışmaları da yapacağım. Şu şekilde aksesuar olarak da göstereyim. Mutfağımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.